Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Hayırlı geceler. Geceniz mübarek olsun. Rabbim inşallah şu cuma gecesini hayırlara şu içinde bulunduğumuz musibetlerin, yangınların, virüslerin, belaların define vesilesin inşallah. Malum bu sohbetler yeryüzünün zinetidir diye hadis var. Hatta hatta belaların define vesiledir diyor. Neden? Niye belaların define vesiledir? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kainatı yaratma gayesi insanın Rabbini tanıması, bilmesi, ubudiyeti. Yeryüzünde Allah Allah diyenler oldukça kıyamet kopmaz diyor hadis. Yani bu fabrika mahsulünü verdikçe, mamülünü verdikçe, bu ağaç meyvesini verdikçe sahibi bu ağacı kesmez, bu fabrikayı yıkmaz. Ne yapmaz? Ha, bu işleyişi durdurmaz. Öyleyse şu sohbetler, şu beraberlikler, bu dersler insanları yaratılış gayesine sevk ettikçe, Cenab-ı Hak inşallah bu fabrikayı başımıza yıkmaz, kıyameti başımıza koparmaz ve bu belalarla, musibetlerle beşerin başını çok zaman dövmez inşallah. Şimdi insanın mahiyetiyle alakalı insanı keşfetmek, insanın kendini keşfetmesi. Hani dünyada bir sürü keşifler var değil mi? Amerika'yı keşfetti, suyun kaldırma kuvvetini keşfetti, bilmem şunu keşfetti, elektriği keşfetti, şunu keşfetti, bunu keşfetti. Bir sürü keşifler var. Bütün keşiflerin, bütün buluşların en ehemmiyetlisi, en kıymetlisi insanın kendini keşfetmesiymiş. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Böyle sayısız sıfırları yan yana dizdiniz ya hiçbir şey ifade etmez. Başına koyduğunuz bir hepsini kıymetlendirir ya. Kendini keşfetmemiş insanın keşfettiği hiçbir şey bir şey ifade etmez. Niye? Çünkü bütün keşifleriyle beraber toprağın derinliklerine yolculuk yapıp bütün bulduklarını sıfırlayacak. Ama kendini keşfeden, yaratılış gayesini bilen yaradanın onu niçin gönderdiğini idrak eden bir insan attığı her adım onun hanesine yazar yani şöyle düşünün insanın kendini keşfetmeden yaptığı bütün gayretler bütün çabalar bütün faaliyetler sıfır boşa çıkıyor neden niye ki ha düşünün yarışa başladınız finişin nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Hedefin nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Ne kadar hızlı koşarsanız koşun, sizin kazanma ihtimaliniz yok. Çünkü hedefi bilmiyorsunuz. Finişten geçmeden, hedefe ulaşmadan kazanamazsınız. Dediğiniz kadar hızlı koşun. Ha, demek insanın önce kendini keşfetmesi. Ben neyim? Sonra ben niçin yaratıldım? Hedefim nedir? Yaradanın benden beklentisi nedir? Buna cevap bulmamız gerekiyor. Ve bu cevabı kendi kendimize verdikten sonra attığımız her adım bizi hedefe yaklaştıracak. Yaradılışımızın bir manası olacak. Hayatımız anlam kazanacak. Şimdi bir paragraf okuyacağız. Bugün ders sadece bu paragraftan ibaret. Ama bununla ilgili şöyle kısa bir hatıra anlatıp Sonra derse geçeceğim. Çok önemli bu nokta. Allah rahmet etsin. en yakın talebelerinden Sungur abi Bursa'ya gelmişti. O zaman da Filipinler'de daha yeni hizmetler başlamıştı. Filipinler'deki hizmet hatıralarını anlattırıyor. Oradan gelen abilere. Şöyle bir şey anlattılar. Dediler ki ya Filipinler'de Dünya psikoloji sosyoloji konferansları her sene dünyanın bir ülkesinde oluyormuş. Uzak doğuda da Filipinleri seçmişler. Dünyanın en önde gelen psikologları sosyologları toplanıp orada kongreler konferanslar yapıyorlar. Biz de duyduk diyor oradaki bunu anlatan abimiz. Dedik ya biz de gidelim. Kur'an bakışıyla insan nedir psikoloji nedir? Çünkü adeta ruhu inkar eden, insanın manevi mahiyetini inkar eden insanlar oturmuş insanı incelemeye kalkışıyorlar. Garip bir hal. Ha bir nazarla, yaradanın nazarından insan nedir? Gidelim orada. Müsaade ederlerse fırsat bulursak gidip anlatalım dedik diyor. Herkes sunumlarını vermiş. Herkesin sunum yapacağı saatler belli ama en uzun verdikleri dakika 20 dakika. Biz de diyor Risale-i Nur'dan bu paragraf okuyacağımız bu paragrafı diyor İngilizce olarak yazdık. Verdik diyor biz de müsaade ederseniz sadece 5 dakika söz almak istiyoruz dedik diyor. Dediler ki ya çok önceden yapmanız gerekiyordu bunu. Bir ikincisi burada dünyanın en meşhur isimleri var. Sizin kariyeriniz nedir? Yani neye göre burada söz hakkı istiyorsunuz falan dediler diyor. Biz de diyor her şeye rağmen verdik. Orada dünyanın en meşhur psikologlarından bir tanesi bayan 90 yaşında. Onun adına toplanmış zaten konferans. O diyor ki ya bunlar Türkiye'den gelmişler. Türkiye'den kimse yok. Bu zamana kadar da hiç kimse olmadı. Bunlara diyor 5 dakika bir söz hakkı verelim diyor. 5 dakika istiyorlar zaten. Abiler geçiyorlar kürsüde sadece burayı okuyorlar dümdüz. 5 dakika. Okuyunca kadın ayağa kalkıyor oturum başkanı. Diyor ki müsaadenizle diyor tekrar okusunlar diyor. Tekrar okuyor hayretler içinde dinliyor bütün oradaki konferanstaki herkes. Müsaadenizle diyor bir daha okusun diyor. Üçüncü sefer tekrar. Sonra bütün o kalabalığın ortasında ayağa kalkıyor. Diyor ki ben diyor işte 90 yaşındayım, 80 yaşındayım neyse. İlk defa insanı keşfeden bir insan gördüm diyor. Bunlar müthiş hakikatler diyor. İnsanı bu kadar mükemmel, bu kadar muazzam tarif eden başka bir tarif olamazdı diyor çok üzgünüm diyor. 90 sene insanı keşfeden böyle bir hakikattan habersiz yaşadığım için çok üzgünüm. Sevindiğim bir tarafı var bu işin. Ölmeden insanı keşfeden bir tarif, insanı keşfeden bir insan buldum diye bütün konferansın ortasında böyle ilan ediyor. Abiler diyorlar biz hemen Oradan elimizde ne kadar İngilizce kitaplar varsa, broşürler varsa, şeyler varsa hep dağıttık herkese böyle. Şimdi hakikaten madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. İnsanı yaradandan daha güzel tarif eden, insanın çapını, sınırlarını, insanın hakikatini, mahiyetini Allah'tan daha güzel tarif eden başka bir tarif olabilir mi? Ama şimdi gariptir. İnsan deyince sadece aynadan gördüklerini insan zannedenler yani şu cesedi, cismaniyeti, maddeyi insan olarak kabul edenler bu tarifi yerli yerine oturtamayabilirler. Ama insanın mahiyetini keşfettiğiniz zaman aa, öyleyse insan neymiş ya biz neymişiz bizde ne cevherler varmış nasıl bir hakikat varmış bizde diye. Aa, i̇nsan o zaman farkına varıyor ve geçirdiği bütün zamanlara acıyor. şu hakikattan mahrum yaşadığı ömürlere adeta acıyor. Şimdi orada abilerimizin konferansta okuduğu, bizim de inşallah böyle Salih Nur'un hakikatleri içinde insanın mahiyetini muazzam bir şekilde ifade eden bir tarif. Sadece bir paragraf okuyacağız bugün. Cenab-ı Hak idrak etmeyi nasip etsin. Bu ders çok çok önemli. Niye çok önemli? Çünkü şu anda ne yazık ki toplum niçin yaratıldığını, ibadeti, kulluğu, şunu bunu değil, kendisinin ne olduğunu bilmiyor. Bilmiyoruz yani, bilmiyorduk. Ben neyim? Bunun farkında değiliz. Yani siz bir makinanın ne olduğunu, o makinanın ne makinesi olduğunu anlatmadan, tarif etmeden niçin olduğunu anlatamazsınız ki? Önce insanın bilmesi gereken demek ben neyim? Bu işin neresindeyim ben? Koca kainat ben neresindeyim bu işin? Yani ben sıradan kenarda kıyıda yaşayıp ölüp gidecek bir mahluk, bir hayvan mıyım? Yoksa bir ağaç gibi bir bitki miyim? Ben bu işin neresindeyim? Ben neyim? İnsanın demek en çok kendine sorması gereken Sorulardan birincisi bu. Şimdi şu tarifi okuduğumuz zaman hakikaten insan Allah Allah ya. Biz neymişiz arkadaş ya? Neler varmış bizde? Düşünün mesela bir adam düşünün ki yattığı, oturduğu, yattığı evin altında define var. Adam da açlıktan perişan, fakirlikten perişan. Yıllarca definenin üstünde yatmış. Ama gariplikten perişan olmuş. Bir gün tam böyle ihtiyarlıkta ölüme merdiven dayanmış vaziyette desen ki ya kaldır bakalım şu yatağını. Kaz bak ya biz ne yapmışız be? Yıllarca definenin üstünde aç yaşamışız ya. Hakikaten öyle ha. Kendimiz bir defileymişiz, bir hazineymişiz, biz neymişiz fark ettikten sonra ya biz ne yapmışız ya. O yüzden bakın en büyük israf nedir? Biz hep israf diye neyi öğrendik? Kırıntıları yere dökmeyin israf. Aman ekmekleri çöpe atmayın israf. Doğru hepsi doğru. Ama siz bütün kırıntıları toplasanız, bütün ekmekleri israf etmeseniz, elektrikleri söndürdünüz, suyu israf etmediniz ama şu hakikattan habersiz yaşadığınız zaman siz ve size hizmet eden bütün kainat israf oldu. Niye? Çünkü Yaratılış gayenizi keşfedemediniz. Varlık sebebinizi idrak edemediniz. Dolayısıyla Yaradan'ın sizden beklediği netice dökülmedi sizden. Fabrikayı yaptılar, kurdular, işlettiler fakat mamül yok. Bütün masraf israf olmadı mı? Şimdi şu kainatın mamülü, mahsulü, neticesi bizden dökülecek. Yaradan bizden bekliyor. Öyleyse biz kendimizi keşfedemezsek, biz yaradanı keşfedemezsek, biz niçin yaratıldığımızı idrak edemezsek biz ve bize hizmet eden bütün mahlukat toptan israf olmuş olmaz mı? Ya. Şimdi şuradan başlıyoruz hızlıca. Herkes bu dersi paylaşsın. İnsanlara ulaştırmak da bir vazifedir. Tebliğ hele bu zamanda farz bir vazifedir. Farz. Eskiden diyor dini mübini İslamiyeti ilah etmek, yaymak, İslam'ı dünyaya duyurmak o zaman devletin vazifesiymiş. Devletin vazifelerinden birincisi neymiş? Osmanlı devletinin vazifelerinden birincisi İslam'ı dünyaya ulaştırmakmış. O yüzden diyor şahısların omuzlarında farz-ı kifaye idi. Farz-ı kifaye demek birilerinin yapmasıyla başkalarının omuzundan düşen vazife demek. Fakat şimdi farzı aynı olmuş. Yani herkes bizzat bu din ile, bu dava ile vazifeli. Farzı aynı bir vazife olmuş bu. Yani hepimizin boynunun borcuymuş bu iş. Şu davayı ilan etmek, şu davayı insanlara ulaştırmak bu davadan insanları haberdar etmek hepimizin aynen farz vazifesiymiş. O yüzden şimdi hani normal vakitte asker gider cepheye değil mi? Seferberlikte eli silah tutan herkes koşar. Şimdi seferberlik zamanı. Şimdi ehli hem hamiyetin ehli gayretin bu davayı insanlara ulaştırmak için gayret etmesi gereken bir zaman. Bu yangını hep beraber söndüreceğiz. Aa. Şimdi şu tarifi kelime kelime, cümle cümle inşallah hazmederek Cenab-ı Hak idrak ettirsin. Hem madem gözümüzle görüyoruz ve aklımızla anlıyoruz ki insan şu kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi şu kainat ağacının en son, yeryüzünü en son teşrif eden insanmış adeta hani bir evin her şeyi dayanır, döşenir, perdeler, halılar değil mi? Her şey dayanır. En son en son taşınırsınız. En son insan teşrif eder. Çünkü her şey onun içindir. Her şeyin üstüne gelir, konar. Yeryüzüne en son teşrif eden mahluk insandır. İnsandan belki bin yıllar önce bu dünya teşrif edilmeye başlanmış. Öyle öyle. Yani Adem Aleyhisselam'ın yeryüzünü teşrifinden yıllar, bin yıllar öncesinde bu dünya insan için hazırlanmaya başlamış. En son ağır misafir geliyor. Yeryüzünün adeta kıymet ölçüsü. Her şey onunla kıymet kazanıyor. Şimdi ağacın neyi var? Kökü var, gövdesi var, dalları var, yaprakları var. En son ne var? En sonda meyve var değil mi? Şimdi şöyle düşünün. Kök gövde için, doğru mu? Gövde dallar için, dallar yapraklar için hepsi birden meyve için. Ha. Bakın meyve için ağaç ilaçlanır, budanır, çapalanır. Meyve için yapılır ne yapılırsa. En son ama ne var biliyor musunuz? Ağacın en sonundaki meyvenin kalbinde ağacın bütün programı var. Meyvenin içindeki çekirdekte ağacın tamamı yazılmış. Bakın insan. Şu kainat ağacının unsurlar, ana da gök, kökleri diyor unsurlar. Sonra hayvanat, bitkiler, gövdesi, hayvanat dalları, insan meyvesi. Hepsi gelip insana hizmet ediyor mu? Ha şimdi nereye geliyor bakın. Ve hakikati Muhammediye aleyhissalatu vesselam cihetiyle çekirdeki aslisi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da bir insandı değil mi? Evvele halakallahu li nuri buyurmuş. Önce Allah benim nurumu yarattı diyor. Sonra o nurundan kainatı yaratmış. Nereden belli? Ağacın nereden çıktığı meyvesinin içindeki çekirdekte belli olur mu? Bütün kainat ağacının nereden yaratıldığı, neden yaratıldığı bu ağacın en son ve en kıymetli meyvesinden bellidir. Kökündeki çekirdeği göremeyebilirsiniz ama dalının ucundaki meyveyi, onun içindeki çekirdeği görürsünüz. Cenab-ı Hak şu kainatı yarattığı bütün manayı, bütün hakikati onun zatında cem etmiş, toplamış. Şimdi bunu biraz anlamaya çalışalım. Şimdi Yaradan'ın bu kainatı yaratmaktaki gayesi neydi? Niçin yaratmıştı? Kendi isimlerini, sıfatlarını, kendini zi şuurlara, şuur sahiplerine tanıttırmak ve bildirmek değil miydi? Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini, güzelliğini, mükemmelliğini değil mi? Bilip bildirmek, tanıyıp tanıttırmak ihtiza eder. Her ressam çizdiği resmi göstermek ister. Her maharet sahibi yaptığı işi ilan eder, gösterir, tarif eder. Bu neymiş? Ha, bu işin olmazsa olmazı. Bu işin sırrı yani her şefkat sahibi şefkat etmek ister doğru mu göstermek ister şefkatini her cömertlik sahibi ikram etmek ister ya falan adam çok cömert ama hiç kimseye ikram etmez neresi cömert nereden cömert nasıl cömert olabilir mi böyle bir şey demek ki her bir Allah'ın her bir isminin neyi var mukteza dediğimiz gereği var ne gibi mesela? Güneş aydınlatmak ister. Doğru mu? Güneşin aydınlatmak istemesi, güneşin keyfi bir arzusu mu? Güneşin muktezası, güneşin güneşliğinin gereği aydınlatmaktır. Aydınlatmadan güneş olmaz, ikram etmeden cömert olmaz, merhamet etmeden şefkat olmaz, adalet etmeden adil olmaz. Ha, Şimdi cenab Hakk'ın bütün isimleri kendini göstermek istiyor mu? Kime gösterecek? Siz çölün or ortasına sergi açsanız kime göstereceksiniz? Kersenkeleler, develer, değil mi? Çö çöl, aslanları, şunlar bunlar anlamaz ki. Muhatap lazım. Ha, o yüzden zihir şuurları yaratmış, şuur sahipleri insanlar en başta sonra cinler, melekler şuur sahiplerini muhatap kabul etmiş. Şimdi en başta kainatın yaratılış sebebi Allah'ın isimlerini bildirmesi değil miydi? Ne yaptı Cenab-ı Hak? İsimlerini kainata yazdı. Yani isimlerini cisimleştirdi. Ve Kainat kitabı çıktı ortaya. Ha. İsimlerini ne yaptı? Cisimleştirdi. Kainat kitabı çıktı ortaya. Cisimlerle yazılmış bir kitaptı kainat. Resimlerle yazılan kitaplar var değil mi? Resim yazısı. Karakterlerle yazılan kitaplar var. Karakter yazısı. Niye cisimlerle yazılan kitap olmasın ki? İşte kainat. Ve bütün kitaplar bu kitaptan yazıldı. Şimdi kainat kitabı Allah'ın isimlerinin cisimleşmiş hali miydi? Bu kainat kitabını en iyi okuyan, en iyi anlayan, Cenab-ı Hakk'ın isimlerini en iyi idrak eden yeryüzünde kimdi? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Ve bizzat okumuş, anlamış ve hayatına ilmek ilmek Allah'ın isimlerini nakşetmiş bir şahsiyet değil miydi? Allah ne demek bu ya? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın üzerinde Allah'ın bütün isimlerini sayabilirsiniz. Kainatta ne kadar isimleri tecelli ediyorsa tamamı onun üzerinde görünmüş. İnsanlığın en kerimi, en adili, en rahimi, en 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 bütün isimlerde en zirve şahsiyet olmuş. O yüzden hadisi kutsi diyor ki ben kainata sığmadım. Mümin kulumun kalbine sığdım diyor. Kim o mümin kul? Resulullah aleyhissalatü vesselamın ya kalbine sığdım dediği onda bütün isimlerimi cem ettim, topladım, onda gördüm diyor ya. Ha, şimdi öyleyse peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu ağacın madem ki en mükemmel meyvesi ağaçtan evvel o meyve neydi? Çekirdekti. Demek ki hem çekirdeği hem meyvesiymiş peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam. Çünkü bir şeyin neticesi vücudundan evvel düşünülür. Siz ağacı dikmeden önce neyi düşünüyorsunuz? Meyveyi düşünüyorsunuz. O meyveyi elde etmek için ağacı dikiyorsunuz. Haşa yaradan kainatı yaratmadan önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı düşünmedi mi? Onu kastetmedi mi? Hedefe onu koymadı mı? Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vücudu manen kainattan evvel, maddeten kainattan sonra. Allah Allah. Onun yüzü suyu hürmetine yaratılmış ne demek ya? Adem Aleyhisselam Değil mi? Cennette senin adının yanında onun adını gördüm. Onun hürmetine beni affet diyemiyor mu? Bütün peygamberler adeta onun müjdecisi, onun habercisi, onun gelişine altyapı olmuşlar. İnsanlığı hazırlamışlar adeta. Aleyhissalatü vesselam. Ya. Ve kainat Kur'an'ının ayeti kübrası. Demek insan neymiş? Kur'an'ın ayet-i kübrasıymış. Kainat Kur'an'ının. İki tane Kur'an'dan bahsediyor. Birisi kelam sıfatından dökülen harflerle yazılmış, ayetlerle dizilmiş Kur'an-ı Azimüşşan. Diğeri de o Kur'an'ın cisimlerle yazılmış hali ki nedir? Kainat kitabı. Şimdi diyor ki Cenab-ı Hakk'ın isimleri içinde bir ismi azam var. Aynı onun gibi diyor. O esmanın nakışları içinde bir nakş-ı azam vardır ki o da insandır diyor. Nakş-ı azam ne demek biliyor musunuz? Nakş-ı azam. Şimdi eskiden kilim Anadolu motifli kilim dokurlardı. Şimdiki gibi böyle makine halıları yoktu. Onun iplerini tek tek boyarlar. O boyalarla rengarenk boyalarla öyle bir halı dokurlar. Onun üzerinde motifler olur. Düşünün mesela halı şöyle 100 metrekarelik bir halı dokunacak. Halının tam ortasında bir motif var. Bir gül motifi, bir çiçek motifi işlenecek. Şimdi her taraftan gelen ipler o motifin bir parçasını oluşturuyor. Oradan gelen yeşili oluşturuyor, oradan gelen kırmızıyı oluşturuyor, oradan gelen yaprağı, oradan gelen kökü, dalı, budağı falan falan tam her taraftan gelen ipler birleşince ortada o çiçek oluştu mu? Şimdi o halı kainat, o çiçek de insanmış. O halı o ipler ne? İpler de Allah'ın isimleriymiş. Yani Allah'ın isimlerinin birleşmesi bütün kainattaki mahlukatın hep beraber ortak dokunması sonucu oluşan motifin adıymış insan. O yüzden mesela insanı çekin, o halının ortasındaki motifi kesin, koparın bütün ipler kopar mı? İnsanı kainattan alın. Her şey anlamsız, her şey boş, her şeyin ipi kopmuş demektir. Düşünün ya, renkler neyi ifade eder? Dağlarda geyikler, hayvanlar, kuşlar, şunlar, bunlar kaç renk görüyorlar? Kokular, manzaralar, nimetler, rızıklar, dağlar, denizler, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin envai çeşit tecellileri insan olmazsa ne ifade eder? Şimdi şu binadan insanı çekin. Her şey dört dörtlük. Çekyatlar, koltuklar, halılar, kitaplar ama insan yok. Her şey anlamsız her şey boşlukta, her şey adeta ipi kopmuş bir vaziyete düşer. Demek ki insan neymiş? Ben şu kainatın nakş-ı azamıyım. Bütün alem benim için dokunmuş ve benim motifim için bütün ipler seferber olmuş. Cenab-ı Hak mesela diyeyim bütün esmasını, bütün isimlerini, sıfatlarını insanda cem etmiş, toplamış. Allah Allah. Ve ismi azamı taşıyan ayet-el kürsisi ve kainat kisabını, kainat sarayının en mükerrem misafiri. İşte bu nokta çok önemli. Şu andaki toplumdaki en büyük psikolojik yıkıntının sebebi ne biliyor musunuz? İnsanlar kendini kıymetsiz, değersiz bir mahluk olarak görüyorlar. Kimse beni dinlemiyor, kimse beni muhatap almıyor. Ben değersiz bir varlığım. Ve bu insanlığı şu anda ruhen, yıkan, bitiren, hatta intiharlara sevk eden dehşetli bir hastalık. Hele parası, pulu, makamı, şöhreti, şö serveti yoksa veya onları kaybettiyse, ölüme doğru gidiyorsa, değersizlik, kıymetsizlik. Benim hiçbir değerim yok. Benim hiçbir kıymetim yok. Şimdi bakın. Sen insanlar nazarında kıymet verilmeyen bir mahluk, bir insan olabilirsin. Birileri sana değer vermeyebilir. Ama asıl değil mi? Bütün kıymetlerin kıymeti, bütün değerlerin değeri Dünyada, kabirde, sıratta, mahşerde, ebediyette sonsuz var olan ve sonsuz kıymet verebilen kainatın sahibi sana kıymet vermiş. Nasıl mı? Bakın ifade çok güzel. Ve kainat sarayının en mükerrem misafiri. Mükerrem ne demek biliyor musunuz? Mükerrem ikram edilen demek. Yani öne çıkartılan demek, kıymet verilen demek. Çünkü Cenab-ı Hak şu kainatta her şeyi mahlukata ikram ediyor değil mi? Otları, çöpleri, hayvanlara ikram ediyor. Hayvanları mahlukata ikram Hepsini toptan kime ikram ediyor? Yani şu kainattaki bütün mahlukattan istifade edecek cihazlarla, aletlerle donatılan insandan daha cami, daha çaplı, daha kıymetli hangi mahluk var? Şöyle düşünün. Bir saray var. Her odasında hazineler dolu. Her odasında ayrı bir ziyafet var. Şimdi yanındakine sadece bahçeye kapısının anahtarını verdiler. Adam sadece bahçeye girebiliyor. Orada ne yapabilir? En fazla serinlenir, oturur. Ötekine hole girecek anahtarı da vermişler. Bahçenin anahtarıyla beraber bir de adam bahçenin kapısını açıp bir de hole girebiliyor. Ötekine birkaç tane girişteki birkaç odanın anahtarını vermişler. Bir de sana getirdiler bir anahtar külçesi. Aman ya Rabbi tepeden tırnağa. Bütün odaların, hollerin, salonların, ziyafetlerin tamamının anahtarlarını verdiler. Bu ne demektir? Hiç saraya girme. Şöyle anahtarları şöyle göstersen. Senin için ne büyük bir şereftir ya. Saray sahibi bana bunları verdi. Bunlar ne demek biliyor musunuz? Ya ne var işte orada 10 tane, 20 tane, 50 tane anahtar var. Anahtardan ne olur? Anahtar ne demektir? Daireyi satarken adam ne diyor? Anahtar teslim diyor. Değil mi? Daire teslim demiyor bu. Kapı pencere teslim demiyor. Anahtar teslim ne demek? Bu anahtarla açabildiğin her yer senin. Allah Allah. Bakın mahlukat içinde bütün nimetlerin kapılarını açabilecek tadını, zevkini, lezzetini, kıymetini tadıp tartabilecek bütün anahtarlarla donatılan insandan başka bir mahluk yok biliyor musunuz? Bu nasıl bir şereftir ya? Asıl bir şereftir ya. Cenab-ı Hak bu şerefi idrak ettirsin bize. İnanın şu şerefi idrak etsek var ya başka hiçbir şeref aramayız. Cenab-ı Hakk'ın bize teveccühünü, Cenab-ı Hakk'ın bize iltifatını, Allah'ın bize verdiği değeri bir anlayabilsek daha kimsenin alkışlarına, teveccühlerine talip olmayız. Daha kimseye kendimizi satmaya, beğendirmeye, şekilden şekile girmeye ihtiyacımız kalmaz. Bir anlasak var ya. Ya anlayamadığımız için onun bunun kapısında ona buna kendimizi satmaya çalışıyoruz. Ondan bundan iltifat, alkış toplamaya çalışıyoruz. Şu andaki toplumun en büyük zafiyeti ne? Like. Kaç beğenilmiş. Ya. Değil mi şimdi? Kıldığımız namazın Allah katındaki beğenileri şöyle görünseydi kaç beğenilmiş. Öyle ya. Değeri nedir? Kıymeti nedir? Yaradan ne dedi? Asıl baktı kaç kıymet verdi buna. Ama ne yazık ki Allah'ın huzurunda kendimizi halklara satmaya, onların takdirlerini, onların beğenilerini toplamaya çalışıyoruz. Onların beğenileri de ehli imanın beğenisi Allah'ın rızasına göredir. Allah'ın razı olduğu şeyleri beğenir. Ama ehli dünyanın beğenilerine göre şekil alacaksan, tavır takınacaksan, bu kalemun gibi şekilden şekile girmen lazım. O öyle beğeniyor, bu böyle beğeniyor. Çıkmaz sokak. Ama ne diyor? Amelinizde rıza ilahi olmalı. Eğer o razı olsa bütün dünya küse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse Sizler istemek talebinde olmadığınız halde halklara da halkları da razı eder, onları da kabul ettirir. Kalpler onun elinde ya. Demek ki ya herkesi razı edeceksin, çıkmaz sokak imkansız. Ya da biri razı edeceksin, o herkesin kalbini sana çevirecek. En kolay, en kestirme yol bu. Ve kainat sarayının en mükerrem misafiri. Allah Allah. Ve o saraydaki sair sekenelerde tasarrufa mezun en faal memuru. Yeryüzündeki diğer bütün mahlukatta tasarruf hakkı var insanın. Allah onlarda tasarruf hakkı vermiş insana. İstediğimizi kesiyoruz, istediğimizi bırakıyoruz. İstediğimizi buduyoruz, istediğimizi değil mi? Topluyoruz. Yeryüzünü şekilden şekile sokuyoruz. Yeryüzünde Allah namına halife olarak gönderilmişiz. Allah Allah. Şimdi birisi çıkıp diyebilir ki ya nereden belli? Siz kendi kendinize kendinizi bir hallere sokuyorsunuz. Allah namına yeryüzünde halife olduğunuzu falan zannediyorsunuz. Kendinize Allah tarafından çok kıymet verildiğini falan zannediyorsunuz. Kendi kendinizi şekilden şekile halden hale sokuyorsunuz diyebilir. Kendi kendine gelin güvey oluyor diyorlar ya. Nereden belli? Ya Allah aşkına. Şimdi en kıymetli cihazın, en büyük rütbenin bize takılmış olması yeryüzünde tasarruf hakkına sahip, en şerefli misafir, halife-i zemin insan olduğunu göstermek için yetmez mi? Daha ne yapsın yani? Bu rütbeyi takmış olmak, tasarruf hakkını sana vermiş olmayı gerektirmez mi? Ha, bak ne yapmış? En kıymetli cihaz aklı getirmiş, bize takmış. Aklımızda ne yapıyoruz? Tonluk filleri Değil mi? En zayıf noktasını yakalıyoruz. Peşimizde dolaştırıyoruz. Üstüne sırtına biliyoruz aklımızda ya. Aklımızda tonluk ineklerin sütünü alıyoruz. Böyle bir resim post yapmışlar da gördüm. Şöyle sığır sürüsü inekler var. Elinde de bir çubuk 10 yaşında bir çocuk. Onlara çobanlık yapıyor. Ayeti yazmışlar arkasına. Sizin için onları zelil kıldık diyor. Ne demek zelil kıldık? Yani onların aklını aldık, size verdik. Yoksa sizdeki aklı onlara verseydik kim kimi sağardı? Necmi abi ne diyor? Eşekteki aklın yarısı, dedim sendeki aklın yarısı eşekte olsa diyor. Kim kime biner? Akıllı insan ya. Öbür akıllı insanın sırtına biniyor da biraz gittikten sonra ne diyor? İn diyor. Sıra bende. Ben sana bineceğim diyor. Hiç, hiçbir eşek durdurup da yeter artık sıra bende diyor mu? Diyemiyor bak. Niye? Allah onun aklını almış sana vermiş. Bu ne demektir? Onu kullan diyor ya. Öyle öyle. Bir köye gittik böyle. Dediler ki ya işte ata bineceğiz falan. Bir tane atın üstüne ben bindim. Böyle tutup oynayıp duruyor at böyle. Şımarıp duruyor. Dedim ya bu duramıyor yerinde. Nedir bu? İstemiyor. Yok dediler abi o sırtına bindi at keyiflenir. Öyle hoşuna gider ki şımarır diyor. Sahibinin sırtını almış ya. Allah ona öyle bir duygu vermiş ki sırtına binince keyifleniyor ya. Var mı sırtına binince keyiflenen kimse? Değil hemen hemen sinirleniyoruz. Bir dakika ne oluyoruz diyoruz ya. Allah onu sırtına binmek için yaratmış ya. Öteki değil mi? Dev gibi hayvan, tonluk hayvan geliyor buyur diyor sütüm senin ya. Arı binlerce çiçekleri dolanıyor dolaşıyor getiriyor. Allah Allah. Ne demek bu? Ha. Belli ki onları senin hizmetine sunan, sana hepsini feda eden, hepsi sana kurban olsun diyen bir Rabbin var. Allah Allah. Şimdi böyle bir Allah ya. Adam şimdi birisi çocukluk oluyor ya mesela yoklukta fakir adam bir ayakkabı alıyor da sabah kadar ayakkabı ayakkabılarını kucaklayarak yatıyor. Aman ayakkabılarım. Şimdi insan hangi birini kucaklayarak yatsın ya? Nimetlere bak, ayaklar, ayakkabı kadar kıymetli değil mi? Şimdi insan düşünse bunları Allah Allah ya. O yüzden bakın Kur'an ısrarla, şiddetle, tekrarla nimetleri, insana ikram edilen nimetleri yeniden yeniye zikrediyor. Çünkü bütün nimetlerin içinde ülfetten dolayı artık o nimetleri fark edemez hale gelmişiz. Bakın olmayan nimetle Fark edilmeyen nimet arasında bir fark yok. İkisinden dolayı da teşekkür etmiyorsun. Allah Allah. O zaman ne anladık ki? Adam nimetler içinde yüzüyor, ağlıyor. Öteki de garibanlıktan ağlıyor. İkisi de ağlıyor, ne fark etti? Ya. Bugün anlattım da tekrar tekrar zamanı geldi anlatalım. Bir kardeşimiz anlattı. Diyor ki bir akrabamız var diyor. Varlıklı, zengin bir adam. Her şeyi var. Neyse sonradan diyor böyle biraz işler ters gitti falan bir şeyler oldu. İşte arabasını şunu bunu falan kaybetti. Ben de diyor ziyaretine gittim. Bunu anlatan lise talebesi bir genç kardeşimiz. Nasıl gidiyor dayı amca neyse nasıl gidiyor falan dedim. Dedi ki ne olacak sürünüyoruz işte şu fani dünyada. Sürünüyoruz. Ya diyor adamın evi var şunu var bunu var her şeyi var. Sürünüyoruz deyince vallahi abi o kadar zoruma gitti ki diyor ya. Sürünüyoruz. Şimdi bir patron şu andaki şu şartlarda 10 bin lira maaş verdiği birisine birisi röportaj yaparken sorsa dese ki nasıl gidiyor? Sürünüyoruz ne yapalım bu maaşla çalışılmaz ki dese. Patron da onu izlese ne yapar? Yuh ulan der. Gözüne dizine dursun der. Yani. Defol git der. Yani. Sürün de bir gör bakalım sürünmenin ne olduğunu der. Zoruma gitti diyor ya. Kanıma dokundu böyle. Sürünüyoruz deyince benim zoruma gitti diyor ya. Kim bilir dedim Allah'ın nasıl izzetine gayretine dokunmuştu. Neyse aradan diyor bir zaman geçti. Kaza geçirdi diyor. Vallahi diyor süründü diyor ya. Sürünecek böyle kaza geçirmiş. Evin içinde sürünerek dolaşıyor. Sürünüyoruz diyor ya. Al bakalım sürünmek neymiş. Sonra Cenab-ı Hak şifa verdi yürümeye bak. Oh diyor elhamdülillah. Elhamdülillah diyor böyle diyor. Her seferinde ya yürüyorum bugün yürüyorum. Elhamdülillah. Ya o zaman da yürüyordun. O zaman elhamdülillah deseydin ya. O zaman elhamdülillah deseydin bunca ameliyata gerek kalmayacaktı. <laughs> Sırf sana elhamdülillah dedirmek, içinde bulunduğun nimetleri sana fark ettirmek için tokat tokat üstüne değil mi bu darbeleri yedin. Kolunu bacağını kırdırdın. Sen kendin yaptın bunu. Cenab-ı Hak seni sevdiği için sana nimetini göstermek, bildirmek o nimetten dolayı seni minnettar edip senden kainatın yaratılış sebebi olan şükür mahsulünün dökülmesini istiyor. Yani bu neticesiz, mahsulsüz, boş bir mahluk olmasın diye seni adeta yaratılış gayene teşvik ediyor, tahrik ediyor, kışkırtıyor. Nedir? Senden elhamdülillah diye bir kelimenin dökülmesi için kolunu bacağını kırdırdım bak. Ya ne var bunu önceden söyleseydin ya. Şu anda bizim de söylememiz gereken ve unuttuğumuz, içinde bulunduğumuzdan dolayı farkına varmadığımız o kadar nimetin içindeyiz ki. Her biri için değil mi? Ya. Necmi abi diyor birisiyle böyle konuşuyoruz. Ne var ne falan ya ne yapacaksın işte havadan sudan. Dedim ki ya havadan sudan konuşuyorsanız çok büyük meselelerden konuşuyorsunuz demektir. Hava hava. Böyle büyük bir nimet ki. En çok havadan bahsedenler kim biliyor musunuz? Gidin hastanelerde nefes alamayan koa hastaları var. Başka? Hangi hastalar var? Doktorum bronşitler var. Nefes darlığı çekenler var. Nefes alamıyor. Bir araya geldiklerinde ne konuşuyorlar biliyor musunuz? Bugün nefes aldım. Vallahi Allah. biz de bir araya geliyoruz hiç nefes aldığımızı, hava aldığımızı konuşmuyoruz ya. Hep ondan bahsediyorlar. Ne büyük bir nimetmiş be. Ha. demek ki kainatın en büyük nimetlerinin içinde bulunup farkında değilmişiz. Ha. bütün bunları bize hatırlatan ve bizi yaratılış gayemize sevk eden Kur'an tekrarla, ısrarla nimetleri üst üste zikrediyor. Sonra ne diyor? Febi ayi ala rabbikuma tekezziban. Ya hala Allah'ın hangi nimetlerini yalanlayacaksınız diyor. Yalanlamak, inkar etmek ne demek? Ben Allah'ın bu nimetlerini inkar ediyorum, şunu inkar ediyorum, bunu inkar ediyorum. Değil, değil. Hani bizde bir tabir var ya adam yiyor yiyor ama bir türlü şöyle bizim gibi üzerinde göstermiyor. Zayıf. Ne diyorlar? Adam yediğini inkar ediyor diyorlar ya. Yani onca yedirdik adamın üzerinde görünmüyor. Şimdi baba evladına özel hoca tuttu, dershaneye gönderdi, onu yaptı, bunu yaptı. Bir sürü yemedi, yedirdi, giymedi, giydirdi, bir sürü masraf etti. Sonra sınavda sıfır sıfır elde var sıfır ne diyor oğlum onca masrafı onca ilgiyi onca alakayı inkar etti diyor yani ondan beklentisi var ya o beklentiye cevap vermeyince inkar etmiş oluyor işte Cenab-ı Hak da bunca nimetin arkasından senden o minnettarlığı o şükrü görmeyince hala Allah'ın hangi nimetlerini inkar edeceksin diyor hala mı yine mi vazgeç diyor artık bu inkarda. Ya. Yani ehli iman inkarcı değil, kafir değil, müşrik değil ama bu cihette nimet inkarcısı, şükürsüzlük. Ya. Ve kainat şehrinin zemin mahallesinin bahçesinde ve tarlasında varidat ve sarfiyatına ve zer ve ekilmesine nezarete memur ve yüzer fenler ve binler sanatlarla teçhiz edilmiş en gürültülü nazırı. Allah Allah. Bakın şimdi. Yüzer fenler ve binler sanatlarla teçhiz edilmiş en gürültülü nazırı. insan. Yüzer fenler ve binler sanatlar. Şimdi çok garip bir durum var ortada. Biz Diğer hayvanat içinde, diğer mahlukat içinde kendi aklımızla, fikrimizle, kendi gayretimizle bu saltanatı elde ettiğimizi zannediyoruz. Şimdi bizde bir saltanat var mı? Sultan olmuşuz. Her şey bize hizmet ediyor mu? Şimdi soruyorum, biz bu saltanatı nasıl elde ettik? Hepsi bize hizmet ediyor. Güneşler bizim için dönüyor. Yeryüzü bizim için en ince zevklerimizle her bahar süsleniyor. Bütün mahlukat bizim için yaşıyor. Bizim zevkimize seferber olmuş. Allah aşkına. Bir saltanat sürüyoruz değil mi? Yani sultanlar gibi ağırlanıyoruz burada. Şimdi bu saltanatı nasıl elde ettik? Hep ne diyoruz? Hep bize okullarda öğrettikleri nedir? İnsanoğlu hayvanları evcilleştirdi. Tamam da Niye hep böyle oluyor ki? Hayvanoğlu insanları evcilleştirseydi. yani ara sırada o olsaydı yani. Ha. Cenab-ı Hak sana bu aklı, bu fikri, bu istidadı vermeseydi, hayvandan yüz kat daha çaplı, kıymetli cihazlarla seni yaratmasaydı, sen hangi hayvanı evle evcilleştirecektin? Neye gücün yeterdi? İnsanoğlu uzaya çıktı. Niye başka bir hayvandan herhangi birisi çıkmıyor? Onlar da ara sıra çıksaydı. Hani biz hep çıkıyoruz, onlar da ara sıra. Uzaya çıkan tavuklar falan olsaydı. Ama niye? Neden? Onları sınırlı sorumlu yaratmış. Sadece bir yumurta bırakıyor, dönüp bakıyor. Onun da nasıl çıktığını, nasıl yapıldığını. Hangi tornadan geçtiğini, içindeki o iki tane sıvının birbirine nasıl karışmadığını falan. Akıl almaz mucizeleri o tavuk da bilmiyor. Bu ne demek? Bak yüzer fenler ve binler cihazlarla teçhiz edilmiş en gürültülü nazırı. Yeryüzünde en çok gürültü yapan, en çok ortalığı karıştıran, doğayı kirleten, her tarafı berbat eden insan ya. Ve kainat ülkesinin arz memleketinde, yeryüzü memleketinde padişahı ezel ve ebedin gayet dikkat altında bir müfettişi. İfade çok müthiş. Bakın insan müfettişmiş. Cenab-ı Hak kendi yarattığı nimetleri teftiş etmek için insanı göndermiş. Hani biz ne yapıyoruz? Yaptığımız bir şey oldu mu? Birisini çağırıyoruz nasıl olmuş diye soruyoruz. Allah soruyor bize. Beş vakitte huzuruna çağırdığında bize aslında bunu soruyor. Yarattıklarımı nasıl buldunuz? Ne diyoruz biz? Allahu Ekber ya Rabbi sen ne büyükmüşsün. Sonra iki elimizi bağlayıp el pençe divan duruyoruz. Ya Rabbi elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim. Onca nimetlerin karşısında mahcubiyetimizi ilan ediyoruz. Sonra rükû'a gidip Subhani Rabbi el Azim, Subhani Rabbi Ala diye o azameti hayretle, azametle, şükranla, minnetle ilan ediyoruz. Aslında Cenab-ı Hak bize nasıl buldunuz diyor. Hani böyle sergi olur da sergiyi gezen misafirleri sanatkar çağırır ya. Nasıl buldunuz? Nasıl olmuş? Ha, beklediği bütün netice oradadır. O gün dökülecek bütün mahsul. O gün onun için çok kıymetlidir. Ya Cenab-ı Hak da şu kainatı yaratmış. Bakın bütün insanları kafile kafile şu dünyadan geçiriyor mu? Yani sergi salonunun bir kapısından giriyoruz. Doğum evi kapının adı. Öbür taraftan da çıkıyoruz. Ha, girdik çıkıyoruz. Aynı bir üniversite gibi. Üniversitenin bir kapısından giriyor insanlar. Öbür kapıdan çantayı alıp gidiyor mu? Ha, ne bekleniyor bizden? Ot geldi sap gitti diyorlar ya. Geldiği gibi gitti hiçbir şey yaramadı. Ne bekleniyor bizden? Ne kadar okuyabildin sanatı ilahi. Rabbini ne kadar tanıdın onun icraatından, ne kadar Yaradan'ın seni gönderme gayesine hizmet ettin, o kadar Allah katında kıymetlisin. Allah Allah. Şimdi siz kendinizi o sanatkarın yerine koyun. 30 yıl uğraştınız, heykel yaptınız, resimler çizdiniz. Bir gün, senin ismin neydi kardeşim? Eren bir gün şöyle büyükçe bir sergi açtın, tam 30 yıl emek verdin, el emeği göz nuru. Sonra dedin ki ya böyle aniden olmaz, şöyle bir yıl ilan edeyim, uğraştın, sergiyi açtın, bir yıl ilan ettin, herkesi çağırdın, davet ettin. Şimdi böyle o gün işin çıksa gider misin? Gitmezsin ya 30 yılın neticesini o gün o gün bekliyorsun, değil mi? Ha, o gün böyle bekliyorsun. Bir kapıdan giriyorlar, arada ikramlar var. İşte lokumlar, çekirdekler, bilmem, kuru yemişler, şunlar bunlar falan gelen misafirler keyifle seyretsin diye. Bir kapıdan giriyorlar, öbür kapıdan çıkıp gidiyorlar, sen de seyrediyorsun. Kimileri var, senin sanat eserlerine böyle hayretle bakıyor. En incelikler kadar inceliyor, şaşkınlık içinde, vay be, ne yapmış be, abi okutturmuş be şöyle yapmış, böyle yazmış falan diye böyle devamlı hayretler içinde seyrediyorlar. Kimilerde de var o kapıdan giriyorlar. Şöyle ellerinde bir kese kağıdı, çekirdek çıtlayarak oradan buradan bir şeyler atıştırıp bir biçip senin sanat eserlerine hiç bakmadan, hiç dikkat etmeden öbür kapıdan çıkıp gidiyorlar. Ne dersin? ya şunları da insan diye çağırdım ya onun yerine herhangi bir koyun çağırsaydım o da aynısını yapardı zaten. O kapıdan girer otların öbür taraftan çıkar gider. Allah aşkına şu anda yeryüzünde şu manadan nasipsiz, şu hakikattan habersiz, yaratılış gayesini bilmeyen insanların vaziyeti böyle mi değil mi? Yaradan görmüyor mu? Bakmıyor mu? Bak ne diyor çok enteresan bir ifade. Ve kainat ülkesinin arz memleketinde Hadişah-ı ezel ve ebedin gayet dikkat altında bir müfettişi. Yani insandan Allah'ın sanatına dikkat etmesi beklenirken yaradan da insanın haline, ahvaline dikkat ediyor. Allah'ın nazarı senin üzerinde. Dikkatler sende. Bütün kainat sana bakıyor. Senin dudaklarından dökülecek ifadeler semadaki meleklerin bile rızkı, erzakı oluyor. Sen kilit adamsın. Her şeyin bittiği noktasın sen. Her şey sana bakıyor. Ya her şey seni alkışlayacak ya da hepsi senden davacı olacaklar. Ya Rabbi biz ondan davacıyız. Bizim bütün hayatımızın mahsulünü mahvetti, bitirdi, şuursuz diye senin şuursuzluğun, ilgisizliğin, alakasızlığın, bütün senin hayatına hizmet eden, bütün bu kainat sergisinde sergilenen mahlukatın israfa, boşluğa, yokluğa, hiçliğe gitmesine sebep olacak ya. Aman ya Rabbi ya. Biz de yaptığımızı iş zannediyorduk ya. Ne diyor abi daha ne yapayım ben sabah işime gidiyorum akşam ekmeğim de <laughs> ne diyor ekmeğim deyim abi diyor adam. Tamam da e, kuşlar da ekmeğinde hayvanlar da ekmeğinde hepsi ekmeğinde. Senin onlardan bir farkın olması lazım yani. Abi ne yapalım ekmeğimizdeyiz. Onlar da rızkının peşinde koşuyor ya. Rızkın peşinde koşmak maharet değil. Ancak yaratılış gayeni yerine getirir. Kulluğunu yaparsan ibadet. Yoksa hepsi rızkının peşinde. Ya çalışıyoruz çalışmak da ibadet. Vallahi insandan yüz kat daha fazla çalışan hayvanlar var. Evliya olması lazım onların. Çalışmak ibadetse tamam mı? Hepsinin uçması lazım karıncalar durmadan dinlenme arılar. Ha, ibadet ne zaman? Ne zaman ibadet? Yaratılış gayeni idrak ettiğin zaman hepsini ibadet sayıyor Yaradan. Eşantiyondan hepsini kulluk defterine yazıyor ya. Daha ne istiyor? Bitiyor az kaldı. Ve cüz'i ve külli harekatı kaydedilen bir mutasarrıfı Şimdi siz sokağa çıksanız eve gidinceye kadar belki yolda karşılaştığınız insanlar selam verir vermez. Ama şuradan değil mi bakan çıksa bir sürü insanlar peşine hurra gazeteciler şunlar bundan önden arkadan korumalar falan. Cumhurbaşkanı olsa padişah olsa bir de şimdi ne diyor biliyor musunuz? Bakın insanın etrafında en az 3000 melek varmış her insanın etrafında kiramen katibinler. Değil mi? Her taraftan an be an görüntüler alınıyor, yazılıyor. Koruma melekleri, şunlar bunlar. Yani bütün alemin gözdesi sensin ya. Allah Allah. Şimdi bak Cenab-ı Hakk'ın nazarında sen varsın. Kainatın nazarında sen varsın. Alemin gözdesi sensin. Aa, i̇fadeye bakın ve sema ve arz ve cibalin kaldırmasından çekindikleri emaneti kübrayı omuzuna alan ve önüne iki acip yol açılan bir yolda zihayatın en diğerinden diğerinde en bahtiyarı ve çok geniş bir ubudiyetle mükellef bir abdükülli ve kainat sultanının ismi azamına mazhar ve bütün esmasına en cami bir aynesi ve hitabatı sübhaniyesine ve konuşmalarına en anlayışlı bir muhatabı ve kainatın zihayatları içinde en ziyade ihtiyaçlısı ve hadsiz fakrıyla ve ile beraber hadsiz maksatları ve arzuları ve nihayetsiz düşmanları ve onu inciten zararlı şeyleri bulunan bir çare hayatı. Bu cümle ve istidatça en zengini ve lezzeti hayat cihetinde en müteellimi. Şu cümle bile tek başına insanın dünyalık olmadığını ifade etmek için yeter. Sermaye en zengin, hayat lezzetinde en çaresiz, en aciz, en fakir. İnanın. Geçmişten gelen elemler, gelecekten gelen endişeler insanın cüz-i lezzetini zir-ü Hayvanlar öyle mi? Anı yaşıyor, hayatın tadını çıkarıyor, gününü güne diyor, yarını düşünmüyor bak. Bu kelimeleri, bu sloganları hatırlıyor musunuz? Anı yaşa, hayatını değil mi yaşa, gününü güne et. İnanın bu ifadeler insanlıktan çıkmış, düşünmeyen, sadece anlık yaşayan, hayvan standartlarında hayatını geçiren mahlukatın ifadeleri. İnsanın ifadeleri olamaz. Akıl akıbeti düşünür. Yaratılış gayesini düşünür. Anı yaşayan insan değildir. Biraz sonra kesecekler. Hala otlamanın derdinde değil mi? Anı yaşayan böyle olur ya. Seni biraz sonra kesecekler, kesecek olsalar yemek yiyebilir misin? Hadi anı yaşa. Ya işte imansız bir insan her an ölümün tehdidiyle ne yapıyor? Hayattan aldığı lezzeti de kaçırıyor. Anı yaşayamazsın sen. O yüzden devamlı çekiyor. O yüzden uyuşturuyor. O yüzden aklı iptal ediyor. O yüzden değil mi toplum şu anda? Ne vaziyette ya? Keyfinden mi insanlar kendi kendilerini uyuşturuyorlar? Öyle öyle. Adam değil mi? Devamlı iptal. İptal yaşıyor adam hayatı. Bir gün hayata dönmek ona çok zor geliyor. Bir gün ayık gezemiyor. Bir gün gerçeklerle yüzleşemiyor. Ve bekaya karşı en ziyade müştak ve muhtaç ve en çok layık ve müstehak ve devamı ve saadet ebediyeyi haçsiz dualarla isteyen ve yalvaran ve bütün dünya lezzetleri ona verilse onun bekaya karşı arzusunu tatmin etmeyen ve ona ihsanlar eden zatı, perestiş derecesinde seven ve sevdiren ve sevilen çok harika bir mucize-i kudret -i samedaniye ve bir acube-i hilkat ve kainatı içine alan. Hani meyvenin çekirdeği koca ağacı içine almıştı ya, insan da mahiyet itibariyle Koca kainatı içine alabiliyor. Kainatın hamuru bütün Allah'ın isimleriydi değil mi? Allah'ın bütün isimlerini kendi içinde toplayabilen değil mi? Kendinde yaşayan ve yaşatabilen bir mahluk insan. Allah Allah. Ve kainatı içine alan ve ebede gitmek için yaratıldığına bütün cihazatı, insaniyeti insaniyesi şehadet eden bir mahlukmuş. Şimdi Allah aşkına bakın şu tarif nerede? Ne kadar şerefli, ne kadar kıymetli, ne kadar ulvi, ne kadar lezzetli. Tam bizim şahsiyetimize yakışır bir tarif ya. Tam taşı yediğine oturtmuş bir tarif. Bir de insanı keşfedememiş insan bilimcilerin psikologların, sosyologların, felsefecilerin yaptıkları tarifleri düşünün ya. İnsan düşünen bir hayvandır, konuşan bir hayvandır, tüysüz bir hayvandır. Hayvandır, hayvandır, hayvandır adamlar aynaya bakmış tarif etmişler. Niye? Aynada sadece insanın hayvani tarafı görünür. İnsanlık tarafı görünmez. Bu ceset insan değil, bu hayvandır, doğru. Ama insanı cesetten ibaret olarak gören, insanın bütün ihtiyaçlarını şu cesedin ihtiyaçlarından ibaret gören, insanı keşfedememiş zavallı mahluklar insanlığa mutluluk vaat etmişler. Neyle? İnsanı hayvan olarak görünce hayvan neyle mutlu oluyor? Arpasını suyunu verince mutlu. Bu insanın da arpasını suyunu verdiniz mi? Şöyle üstünü de evle örttü. İşte mutlu. Niye mutlu olamıyor ki? Neye eksik kardeşim? Her şeyi var. Her şey var ama her şeyi var eden bir şey yok. Ya iman yok. Değil mi? i̇tikat yok, ibadet yok. Onun sahipsizliği, çaresizliği, akıbette gidip de toprağın derinliklerinde yok olup yılanlara, çıyanlara yem olacağım fikri. Onun bütün hayatını zehir ediyor. Her şeyi, bütün varlıkları ona yok ediyor. Böyle bir hayatta nasıl yaşasın? Adam işte o Uludağ'da mı? Nerede intihar eden? İzmit'te intihar eden çocuk yazmış. Bir ev, bir araba için yaşamak bana çok anlamsız geliyor deyip çekmiş intihar et. Doğru, haklı. Yaşanmaz ki onlar için ya. Ha, zaten yaşayan onlar için yaşamıyor ki. insanın ehli imanın yaşaması için çok büyük manalar, gayeler, hikmetler var. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.